Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Bulbul Öğretmen kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sizlere bu videomda matematik dersinizden kesirler konusunu anlatmaya çalışacağım. Muhtemelen bu videoyu bir büyüğünüzle beraber izliyorsunuzdur. Anneniz, babanız veya başka bir büyüğünüzle. Eğer dersimi severseniz, beğenirseniz lütfen onlara abone olmalarını söyler misiniz diyorum. Ve hemen başlıyorum. Öğretmenim kesirler kesirler duyuyoruz. Nedir bu kesirler derseniz. Şöyle olacak. Bu dersimizde bütün ne demek bunu öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Yarım nasıl oluyor? Çeyrek nasıl oluyor? Kesirler demek aslında bu bütünleri, tam olan nesneleri kesmek demek eşit şekilde. O yüzden kesirler diyorlar zaten. Hani bir şeyleri kesmek ve kesirler. Bakın birbirine benziyor zaten. Bütün nasıl oluyor? Bütün nesnelerin, varlıkların tam olarak hiç bozulmamış haline biz bütün diyoruz. Bakın burada bir bütün elma var. İşte bir bütün ekmek oluyor. Ya da bir bütün ne bileyim başka bir portakal oluyor. Bir sürü nesne ve varlıklar oluyor bütün olarak. İşte bunları, bu varlıkları tam ortadan ikiye kesiyoruz bazen. Nasıl oluyor? Mesela evde iki çocuk var. Bir bakıyor anne, mutfakta bir tanecik elma kalmış. O zaman ne yapıyor? Bıçağı alıyor. İkisine de haksızlık olmasın diye tam ortadan şöyle bıçakla eşit şekilde kesiyor. Kestikten sonra bir tanesini bir çocuğa, diğerini öbür çocuğa veriyor. İşte çocuklardan birisi yarım elma yemiş oluyor, diğeri de yarım elma yemiş oluyor. İşte bu şekilde biz bunlara da yarım elma diyoruz. Demek ki bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım deniyormuş. Peki buradan şunu da öğreniyoruz. Bakın iki tane yarım demek, iki tane yarım tekrar birbiriyle yapıştırılsa bir bütün elma elde edebiliyoruz. Demek ki iki yarım bir bütün eder diyoruz. Başka resimlere bakalım. Bir bütün ekmeğimiz var bakın. Yine tam ortadan kestik ve iki tane yarım ekmek elde ettik. Demek ki bir bütün ekmek iki tane yarım ekmek oluyormuş. Allah en sevdiğim geldi. Karpuz. Bir bütün karpuz tam ortadan kesildiğinde iki tane yarım karpuz ediyormuş. İşte yarım da böyle oluyor. Peki öğretmenim çeyrek nasıl olur diyorsanız bu sefer de bir bütünü dört eşit parçaya kesiyoruz ama eşit olarak. Ve bunlardan her birine, her bir parçaya çeyrek diyoruz. Mesela evde 4 kişi var. Anne var, baba var, 2 tane de çocuk var. Ve onlara eşit şekilde karpuzu kesmek için ne yapıyoruz? İlk önce şöyle ortadan kesiyoruz. Tekrar bir de yandan şöyle ortadan kesiyoruz. Ve 4 parçaya ayırıyoruz. Ve bu 4 parçanın her birine bakın 1, 2, 3, 4 tane parça var. Bu parçaların her birine de çeyrek diyoruz. Çeyrek, 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 çeyrek. 4 tane çeyrek. Dört tane çeyreği birbiriyle yapıştırdığımız zaman tekrar ne olur? Bir bütün olur. Peki iki tane çeyreği yapıştırsak ne olur? O da yarım olur. Demek ki iki tane çeyrek yapıştırılınca bir yarım oluyormuş. Ya da bir yarımı tam ortadan kesersek iki tane çeyrek ediyoruz. Bütünü tam olarak kestiğimiz zaman dört parçaya ayırdığımız zaman da çeyrek diyoruz. Şöyle bir hatırlayalım şimdi öğrendiklerimizi. Bakın bir bütün domatesimiz var. Tam ortadan annemiz şöyle kestiği zaman ne oldu? İki tane yarım domates oldu. Sonra onları tekrar kestiği zaman, dört parçaya ayırdığı zaman ise bu sefer de çeyrek domatesler oldu. Ve yine bir bütün kavunumuz var. Kavunu da çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Bir bütün kavun diyoruz. Hiç bozulmamış, hiç kesilmemiş. Bütün halde, tam halde. Bunu bıçakla ortadan kestiğimizde iki tane yarım kavun oldu. Tekrar bunu dört parçaya ayırdığımızda dört tane çeyrek kavun oldu. Peki şimdi size daha zor bir konudan bahsedeyim. Bazen nesneleri, varlıkları kesemiyoruz ya. Nasıl yapacağız o zaman? Nedir bunlar? Bakın yumurta. Yumurta kesilmez ki bıçakla, değil mi? Kestiğimiz zaman fış diye dağılır. Bakalım bunu nasıl yapacağız? 10 tane yumurtanın yarısını ayıralım. Kaç yumurta yapar bakalım diyor. Hadi bakalım. Ne yapalım? 2, 4, 6, 8, 10 tane yumurta var. Bakın sizler de saymışsınızdır. Ekranı durdurup sayabilirsiniz. Bunların tam yarısını mesela annemiz 10 yumurtanın yarısını harcayacak ve pasta yapacak. Pastanın içine koyacak. Ne yapacak? O zaman şöyle yapacak. Tam ortadan eşit olarak bunları kesecek. Şöyle bir keselim. Ben cetvelle çiziyorum sizi daha iyi görün diye. Kestik. Bakın ikiye ayırdım tam ortadan. Ve yarısı kaç oldu? Şöyle yazalım. 10 yumurtanın yarısı. Bakalım sayalım kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 yumurta. Demek ki
10 yumurtanın yarısı 5 yumurta ediyormuş. Demek ki bazen böyle bazı varlıkların yarısını bulmak için onları tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Varlıkların hepsini şöyle resimlerinde gördüğünüz gibi tam ortadan ayırdığımızda bunun yarısı bakın 5 tane yumurta ediyor. Demek ki o zaman 10 sayısının yarısı 5 ediyormuş. Peki aşağıdaki sayıların yarısını karşılarına yazalım diyor. Bakalım bu biraz daha zor galiba. Mesela 2'nin yarısını bulacağız. Ne demektir bu? 2 tane yumurta demektir. 2 tane yumurtanın yarısını ne yaparız? Tam ortadan yumurtalara ayırdığımız zaman bakın 1 yumurta ediyor. O zaman 2'nin yarısı 1 eder. Peki 4 yumurta olsaydı 1, 2, 3, 4. Bunların yarısı nasıl olacaktı? Bu sefer de tam şöyle ayıralım. Bakın 4 tane yumurtanın yarısı 1, 2 yumurta ediyor. O zaman 2 yazıyoruz. 6 yumurta olsaydı 6 sayısını nasıl yapacaktık? 3, 4, 5, 6. Ne yapıyorum? Hemen tam yarısını şöyle kesiyorum bıçakla. Tabii bıçakla değil kalemle kesiyorum. Ne oldu? Yarısı 3 yumurta oldu. Peki 8 yumurta olsaydı? 4, 5, 6, 7, 8. Tam ortadan bunları şöyle bir kestiğimiz zaman bakın ne oluyor? 4 yumurta oluyor. Demek ki 8'in yarısı 4 oluyormuş. Hadi bakalım biraz da alıştırma yapalım. Sonra sorulara geçeceğiz. Bir bütün elma resmini görüyorsunuz. Kaç yarım elma yapar? Burada videoyu durdurup siz cevabı verin isterseniz her sorudan önce. Evet buldunuz değil mi? 2 yarım. 2 yarım olur bir bütün elmadan. Peki bunu okuyalım. Bir bütün elma kaç çeyrek elma yapar? Ben biraz bekliyorum siz cevabı söyleyin diye. Evet doğru cevapları verdiğinizi duyuyorum. Bir bütün elma 4 çeyrek elma eder. Bakın keselim şöyle. Bir hop bir de şöyle kestim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane çeyrek oldu. Peki biraz daha zoruna bakalım şimdi. 2 tane yarım ekmek kaç tane bütün ekmek yapar? Yani burada diyor ki 2 tane yarım ekmeği birbiriyle yapıştırın. Onu bütün yapın. Ha, şöyle bir göstereyim resmiyle mesela. Şu yarım ekmek olsun. Şu da yarım ekmek olsun. Bunları birbirine yapıştırdığımız zaman şöyle. Ne olur? Şöyle bir tam bütün ekmek olur. O zaman bir bütün olur diyoruz. Peki 2 tane bütün domates kaç yarım domates yapar? Yani sorular gittikçe zorlaşıyor galiba. Evet 2 tane bütün domates kaç tane yarım domates yapar? Şimdi bir domatesi tam ortadan şöyle kestiğimiz zaman 2 tane yarım oluyor değil mi? 2 yarım bundan oluyor. 2 yarım da bundan oluyor. 2 yarım 2 yarım daha o zaman toplarız bunları ne olur? 4 tane yarım olur. Ay yazamadım kağıt kaydı. Demek ki 2 tane bütün domates 4 tane yarım domates oluyor. Peki biraz daha zorunu yapalım. 4 tane yarım kavun. Kaç tane bütün kavun yapar? 4 tane kavun. Şimdi 2 tane yarımı yapıştırınca değil mi? 2 yarım yapışınca bir bütün oluyordu değil mi? Evet. Peki 4 tane yarım olduğunda 2 yarım bir bütün yapıyor. 4 yarım o zaman ne yapar? 2 tane bütün kavun olur. Demek ki 4 yarımı yapıştırdığımız zaman 2 tane bütün kavun oluyormuş. Şimdi biraz daha zor sorulara geçiyoruz. Dediğim gibi videomuzun sonunda çok zor sorular var. Bir bütünde nokta nokta tane çeyrek vardır. Öğretmenim bu zor değilmiş galiba diye söylediğinizi duyar gibiyim. Evet bu çok zor değil. Bir bütünde kaç tane çeyrek vardı? Az önce gördük. 4 tane çeyrek vardı. Peki bir bütünde nokta nokta tane yarım vardır. Öğretmenim bu daha da kolaymış ya. Siz bize zor dediniz. Hani nerede bu zor diyorsunuz değil mi? Az sonra. 2 tane yarım. Bir bütünde 2 tane yarım var. Peki 4 tane çeyrek domates bir araya getirilirse nokta nokta tane bütün domates eder. 4 tane çeyrek yapışırsa birbiriyle tekrar ne olur? 1 tane bütün domates eder. Peki 6 tane yarım ekmek nokta nokta tane bütün ekmek eder. İşte bu biraz zormuş galiba. 6 tane yarım yapıştıracağız bunları.
İki tane yarımı yapıştırınca bir bütün ediyor, değil mi? O zaman ikişer ikişer sayalım mı 6'ya kadar? Bence o zaman bulabiliriz. İkişer ikişer sayalım. 2, bir tane daha 2 koyduk. 4, 6. Bakın böyle sayabiliriz. 6 oldu. Bak 6 tane yarım oldu. 2 tane yarım bir bütün ettiğine göre bir bütün, bir bütün, bir bütün, 3 bütün oluyor. Ya da şöyle sayabilirsiniz. 2 tane yarım ekmek bir bütün. 2 tane daha, değil mi? 2 tane daha. Bunları da bir araya saydığımız zaman bir bütün, bir bütün, bir bütün. Ne oldu? 3 bütün oldu. 3 tane bütün ekmek. Demek ki bakın 6 tane yarım ekmek 3 tane bütün ekmek ediyormuş. Peki bir bütünün iki eş parçasından her birine ne diyorduk biz? Ne diyorduk? Yarım diyorduk. Şunları ayıralım da şöyle karışmasın şuraya. Evet, her birine yarım deniyor. Peki bir bütünün dört eş parçasından her birine ne diyorduk? Çeyrek diyorduk. Çeyrek yazalım. Ve bunu da bitirdik. Şimdi geldik çok zor sorulara. İşte zor sorular burada. Altının yarısı kaçtır? 6 tane yumurta olsaydı onun yarısı kaç ederdi sevgili öğrenciler? Hemen şurada yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yumurta. Yarısını bulacağız. Tam ortadan ayırıyoruz. Bakın ne oldu? 3 oldu, değil mi? O zaman 6'nın yarısı 3 oluyor. 8'in yarısı kaç oluyor? Yine 8 yumurta yapabiliriz. 4, 5, 6, 7, 8. Tam yarısını böldüğümüz zaman 4 ediyor. Demek ki 8'in yarısı 4'tür. 14'ün yarısı kaçtır? Oo, bu zormuş ya. Nasıl yapacağız? İstersek yumurta. Öğretmenim hep yumurta yapıp durma be ya. Ben biliyorum. 7 ile 7'yi toplayınca 14 oluyor. 14'ün yarısı 7 eder diyenler de olabilir. Ama olsun biz gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yumurta yaptım. Tam yarıdan bölüyorum. Bakın 7 burada, 7 burada. O zaman 14'ün yarısı 7. Ama bu zor soruymuş yani. Ben bile zor buldum yani. Peki biraz daha zor olanlara bakalım. Yarısı 2 olan sayının tamamı kaçtır? Eyvah. O zaman şöyle yapalım. Bir kutu yapalım sevgili öğrenciler. Bunun yarısını şöyle bir ayıralım. Bakın tam yarım yaptım değil mi? 2 tane yarım oldu bir bütün. Yarısı 2'ymiş bunun. Yarısı 2. Yani şurası 2. O zaman tamamını nasıl buluruz? Burası da 2 oluyor. Aynı çünkü yarımlar aynı oluyor. 2, 2 daha ne yapıyor? 4 oluyor. Bakın kolaymış. Demek ki yarısı 2 olan sayının tamamı 4'müş. Peki yarısı 3 olan sayının tamamı. Hemen yapalım bir resim. Eğer siz böyle bir soruyla karşılaşırsanız benim gibi böyle bir kutu yapın. Yarısını çizin ve yarısına 3 yazın. Sonra diğer yarısı da 3 oluyor. O zaman 3, 3 daha 6 oluyor. Demek ki böyle buluyormuşuz. Yarısı 3 olan sayının tamamı 6 oluyormuş. Şöyle gösterebiliriz. Yarısı 5 olan sayının tamamı. Hadi bir de onu bulalım. Yine bir kutu yapalım. Boş bir kutu. Yarısını çizelim ve yarısı 5'miş. O zaman diğer yarısı da 5 oluyor. 5, 5 daha 10 eder. İşte en zor soruyu en sona sakladım. Çeyreği 3 olan sayının tamamı kaçtır? Eyvah öğretmenim nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Yine boş bir kutu yapacağız. Ve bunu çeyrek ayıracağız ilk önce çeyrek olarak. Yani ben bunu şöyle kesiyorum. Bir daha kesiyorum. İşte çeyrek yaptım. Bakın 4 tane çeyrek var. Ve çeyreği 3'müş. Şuraya 3 yazdım. Diğer parçalar da 3 olur o zaman. Bütün çeyrekler eşit oluyor. 3 buna, 3 buna ve hepsini sayarım o zaman tamamını bulurum. 3, 3 daha saydım 6. 3 daha saydım 6'dan sonra 9. 3 daha saydım 10, 11, 12. İçimden sayayım dedim ama neyse çocuklar duydu galiba. 12 oldu. Demek ki çeyreği 3 olan sayının tamamı kaçmış? 12'ymiş. İnşallah sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Bu videonun devamında bir de değerlendirme soruları da sizlere yayınlayacağım inşallah. Görüşürüz. Hoşça kalın.